insan, yurdunu sevmeliymiş insan. Öyle diyor, öyle diyor hep babam. Öyle diyor, öyle diyor hep babam. Umut'la arkadaşlığımızın başlangıcı üniversite yıllarına dayanır. Umut'u yakından tanıma fırsatına sahip insanlardan biriyim. Çünkü biz İzmir'de ayrıca ev arkadaşıydık da. Umut kendi bu yoğun çalışmalarının yanı sıra kendi özel ve sosyal yaşamına da çok önem veren birisidir. Arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle vakit geçirmek onun için çok önemlidir. Yeni yerler görmek, seyahat etmek, yeni tatlar keşfetmek onun vazgeçilmezlerindendir. Haliyle kendi mutfağında da çok meraklı birisidir. Yemek yapmak onu en çok mutlu eden şeylerden birisidir. Bunların dışında Umut çok iyi bir sinema takipçisidir. Onunla birlikte sinemaya gitmek, film izlemek, bunlar hakkında yorumlar yapmak çok eğlencelidir. Bunların dışında tenis oynamak, yüzmek, Umut'un keyif aldığı ve sizin de onunla beraber keyif alabileceğiniz birkaç aktiviteden biridir. Umut işinde çok ciddi ve titiz olmakla beraber kişiliğindeki o sevecen, sempatik ve esprili yanını karşısındakine yansıtmaktan kaçınmayan birisidir. Umut Albayrak bu genç yaşında çok başarılı işlere imza atmıştır ve Umut Albayrak ismini Kıbrıs içi ve dışında insanlar duyduğunda çok önemli anlamlar ifade etmektedir Umut Albayrak ismi. Ancak Umut hiçbir zaman bu başarılarından şımarmamıştır. Alçak gönüllü tarafını hiçbir zaman kaybetmemiştir ve kendini geliştirme isteğinden de hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Onun yakın arkadaşı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve onu çok seviyorum. Kardeşliğimiz çok eski yıllara dayanır. Umut'u çok iyi tanıyan bir insan olarak şunu söylemek istiyorum ki Umut, insan ilişkileri çok iyi, çok sıcakkanlı biridir. Ve bu sıcakkanlılığını da ekibiyle birlikte paylaşmayı çok sever. Umut zaten ekip çalışmasını çok sever ve her şeyini bir ekip halinde yapmayı uygun görür. Detaylara çok önem verir ve bütün en ufak bir işini bile bütün detaylarıyla ince ince halledip ondan sonra halka sunmaya çalışır. Aslında herkes Umut'u sahne önünde bilir, sahne önünde görür ama aslında Umut o sahneye çıkmadan önceden arkada bütün ekibinin çalışmalarını, orkestrasını, ışık düzeni, ses düzeni hepsiyle birlikte ilgilenir. Her şey hallolduktan sonra ancak sahneye çıkar ve kendini halka gösterir. Umut kendi kültürüne sahip çıkan biridir ki bu çok iyi bir şey. Gurur duyuyorum onunla bir Kıbrıslı olarak. Kendi kültürünün yanında dünyayla da kucaklaşmasını bilir ve zaten konserlerinden de gördüğümüz gibi Avustralya, İngiltere, Türkiye, Avrupa'nın birçok ülkelerinde ki sanatçılarla birlikte birçok düet yapmıştır, konserlere çıkmıştır ve adımızı dünyaya duyurmuştur. Duyuran bir Türk sanatçımızdır.
Biliyorsunuz ki politik durumlardan dolayı adımızı pek yurt dışında duyuramıyoruz. Umut bunu çok güzel gösterdi bize. Çok güzel uyguladı. Genç yaşına rağmen hayallerinin peşinden gitmeyi bilir ve bir hayali varsa onun peşinden giderek gerçekleştirmeye çalışır. Ben bu konuda Umut'la gurur duyuyorum. Ben Umut'un kardeşi, dostu, arkadaşı ve son olarak menajeri olarak bütün Kıbrıs halkı olarak ona teşekkür ediyorum ve başarılarında devamını diliyorum. Gel artık sen bana, olalım yan yana, özen sonsuzda kalsın. Gel artık sen bana, beyazı güvercinim, barış çiçeği açsın. Gel artık sen bana, olalım yan yana, özen sonsuzda kalsın. Gel artık sen bana, beyazı güvercinim, barış çiçeği açsın. Barış çiçeği açsın. Barış çiçeği açsın. İyi ve kaliteli çalışmalar ortaya koymak benim için her zaman önemli olmuştur. Bu sebeple içinde yer aldığım projeleri titizlikle seçmeye ve elimden gelenin en iyisini ortaya koyarak tamamlamaya çalışıyorum. Aslında bu titiz çalışmayı izleyicilerimizle aramızda ve dinleyenlerimizle aramızda yaratmış olduğumuz o özel bağa da borçluyuz. Çünkü onlarla aramdaki bu güzel bağın en iyisini ve en titiz çalışmayı hak ettiğine inanıyorum. Bunu da onlara sağlayabilmek için kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum. Yapmış olduğumuz işin sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da uzun emek gerektiren bir kocaman bir bölümü var. Bu sebeple yorucu olduğunu söyleyebiliriz. Sahneye çıktığımız zaman o bir saat, bir buçuk saatlik gösterinin aslında arkasında aylarca süren yoğun çalışmalar yer alabiliyor. Bunlar yorucu olabiliyor. Ancak sahneye çıkıp da dinleyenlerinizin sizin ağzınızdan duydukları ya da sizin yaratmış olduğunuz eserleri hep birlikte sizinle söylediğini duyduğunuz zaman omuzlarınızdaki tüm yükün kalktığını hissediyorsunuz ve o an aklınıza sadece şöyle bir cümle geliyor: İşte bu her şeye değdi diyorsunuz. Bu da size çok büyük bir mutluluk veriyor. Yüreğim özlüyor o kaş çatışını. Umut kariyerine bilinçli ve dikkatli bir şekilde yön vermiş, kültürüne sahip ama dünyayla kucaklaşan, yarınlara yatırım yapan, hayal etmekten korkmayan ve hayallerini gerçek yapabileceğine inanan Kıbrıs'ın gülen yüzü olarak müzik yolculuğuna devam ediyor. Bu başarılı insan küçük bir toplum ve ülkeden çıkıp büyük hayallerinin peşinden gidip Kıbrıs'ın en büyük haykırışı olmuştur. Umut, adı gibi ülkede iyi şeyler yapıp dünyayla kucaklaşabilmenin, güzel günlerin umudu olmuştur. Gülen gözleriyle bir umutsun sen, bizim umudumuz. Başın sarısında, gönlümün yarasında, Kıbrıs'ın kızı. Elleri hep kınalı, gözleri hep...
kafayı hep sürmeli, dilleri öpülmeli, sevdalı yârim.